Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda A101'de 49.95 yani 50 TL'ye satılan şarjlı vidalama, arkasını çevirdiğimizde de şarjlı tornavida yazıyor. Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Model numarasının PSD2215 olduğunu görmekteyiz. Kutu üzerindeki özelliklerine baktığımızda USB ile şarj, 250 devir dakika, 2,5 Nm tork ve kaymaz sap olduğunu belirtmişler. Ürünün kutusundan kurtulalım. Ürünün kutu içeriği bu şekilde arkadaşlar. Bir adet kullanım kılavuzunu görüyoruz. Vidalama işlemi için uçları görüyoruz. Şarj kablosunu görüyoruz. Bir ucu USB, bir ucu bu şekilde yuvarlak. Ve vidalamanın kendisini görüyoruz. Ürün tamamen plastik arkadaşlar. Sert bir plastik yapısı var. Burada kaymaz sap kısmındaki yerde biraz daha sert bir kaymaz yapıya sahip. Şu şekilde etrafını gösterecek olursam burada logoyu görüyoruz. Burada şarj girişinin olduğunu görüyoruz. Çevirdiğimizde bu şekilde ön tarafta da tuşlarımız ve burada da bir adet ışığımızı görüyoruz arkadaşlar. Ürünün üst taraftaki tuşa bastığımızda vidalama işlemi yapıyor arkadaşlar. Yani saat yönünde döndürüyor. Ve aşağıya bastığımızda da tam tersini, saat yönünün tersine çeviriyor arkadaşlar. Şarj kablosunun uzunluğuna bakalım. Biraz şarj edelim. Şarj edilme durumunu da test etmiş oluruz. Şarj kablosu 1,5 metre civarında uzunluğa sahip arkadaşlar. Uçlarının bu şekilde olduğunu tekrar göstereyim. Şu an bir powerbank ile test edelim arkadaşlar. Taktığımda gördüğünüz gibi ışık yanıyor. Çıkarttığımızda direkt olarak sönüyor. Bu şekilde şarj olduğunu anlayabiliyoruz. Ürünün alt kısmında micro USB giriş ucuna sahip gibi görünen bir boşluk var arkadaşlar. Ancak buranın içi boş, herhangi bir girişe sahip değil burası. Biraz şarj olsun, vidalama işlemi için teste başlayalım. Ürünü yarım saat kadar şarj ettik arkadaşlar. Yavaştan vidalama işlemine geçmeden önce yine şarj işlemi olurken de ürünün çalıştığını söyleyelim. Aynı zamanda bu noktada küçük de bir aydınlatması bulunuyor arkadaşlar. Çok etkili olmasa da bazı yerlerde işimize yarayacaktır. Aynı zamanda kutu içerisinden çıkan uçlara da değinelim arkadaşlar. 50 liralık bir üründe bu tür parçaların çıkması gerçekten sevindirici. 10 tane vidalama ucu, bir tane de aparat geliyor arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir detay. Ürünün uç kısmına baktığımızda hafif bir oynama görüyoruz arkadaşlar. Bunu taktığımızda daha da belli oluyor bu oynama. Gördüğünüz gibi yalpalama mevcut. Şu şekilde sabitlemeye çalışayım. Yine yalpalama mevcut. Vidalarken herhangi bir şekilde zorluk çıkartan bir durum değil bu yalpalama durumu. Hafif bir yalpalama var, belirtmek istedim. Bunun yanında ürünü 2 dakika boyunca çalıştırdım arkadaşlar. Çok fazla bir ısınması bulunmuyor. Şunu da takalım. Arada bir şöyle zorluyorum. Tam tersini yaparak Bu durumu 2-2,5 dakikadır devam ettirdim arkadaşlar. Ancak çok fazla bir ısınma söz konusu değil. Şu kısımda hafif bir ılıklık var diğer yerlere nazaran. Dediğim gibi çok fazla bir ısınması da yok arkadaşlar. Aynı zamanda ürün içerisinde gömülü olan, çıkartılmayan 3.6 volt lityum iyon bir pil bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu 3.6 volt bataryanın da 800 mAh olduğunu belirtelim arkadaşlar. Bu da sizlere standart bir vidalamada 20-30 dakika civarı bir vidalama süresi kazandıracaktır. Tabii ki yapacağınız işin yoğunluğuna göre de bu süre değişebilir. Şu an gündüz olduğu için arkadaşlar, özellikle ışığın şöyle şiddetini anlayabilmeniz için özellikle göstermek istedim. Gayet güçlü arkadaşlar. Bu arada yanında gelen uçlarını kullanıyorum arkadaşlar. Hem kalitesini de bu şekilde görmüş oluruz. Evet arkadaşlar, vidalama işlemlerimizi yaptık. Ürünün şarjlı bir vidalamaya göre gayet güçlü olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yanında gelen uçları da beğendim arkadaşlar. Kullandığım uçları şu şekilde göstereyim. Sadece şu küçük olan pırttıktan sonra biraz zede aldı. Onu da göstermiş olayım. Ürünün 50 lira gibi bir fiyatının olması gayet alınabilirliği artırıyor arkadaşlar. Yine malzeme kalitesi güzel ama hafif bir kokusunun olduğunu da belirteyim. Kablo kalitesini çok beğenmedim. Çok daha iyi kalitede olabilirdi. Ancak yanında bu şekilde artıların gelmesi güzel arkadaşlar. Ve dediğim gibi genel güç ve kalitesi de gayet yerinde arkadaşlar. Ürünü almak isteyen olursa tavsiye ederim arkadaşlar. Genel olarak beğendiğim bir ürün oldu. Profesyonel olmasa da evdeki genel ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda ürünün 2 yıl garantisi bulunduğunu da belirtelim. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Herhangi bir soru, öneri veya aklınıza takılan soru işaretleri olursa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.